Hola. Bienvenidos y bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección, en la lección 61, aprendemos los tiempos pasados en español. Merhabalar, İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Bu dersimizde, yani 61. dersimizde İspanyolcadaki geçmiş zamanları öğreneceğiz biraz. Daha doğrusu geçmiş zamanlara bir giriş yapmış olacağız. Yani bir entrada, la entrada yapmış olacağız geçmiş zamanlara. Videomuzun hemen başında belirtelim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir. Yanındaki zile de basarak gelen her ders bildiriminden haberdar olabilirsiniz. Kanalıma küçük ya da büyük bir katkıda bulunmak isterseniz hem kendi motivasyonunuz hem de benim motivasyonum açısından katıl butonuna basarak orada 5 liradan başlayan ve 5, 10, 15 şeklinde ilerleyen aylık ücretleri inceleyebilirsiniz. İster minik İspanyol, ister şirin İspanyol, ister neşeli İspanyol, ister cömert İspanyol, isterseniz gönlü bol İspanyollardan birisi olabilirsiniz. Özel ders taleplerinizi ispanyolcaderslerim@gmail.com adresinden bana ulaşarak bildirebilirsiniz. Aynı zamanda e-posta adresimi videoların açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Evet, Los Pasados, yani geçmiş zamanlar dediğimiz zaman. Bugün bilinen ve konuşulan, hemen hemen her dilde yapılmış, geçmişte yapılmakta olan fiilleri ve durumları ifade eden geçmiş zamanlar vardır. Türkçe'de bilinen geçmiş zaman, dili geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikayesi, şimdiki zamanın rivayeti gibi kimi temel başlıklara ayrılan geçmiş zamanlar İspanyolca'da kimi ince farklar ile yine mevcuttur. Dersimizde İspanyolca lisanındaki temel ve öncelikli 4 geçmiş zamanın genel hatlarına değinilecek ve müteakip derslerde bu dersin konusu olan 4 temel geçmiş zaman ayrıntılı olarak tek tek ele alınacaktır. Geçmiş zamanların her birisi kendi içerisinde düzenli ve düzensiz fiillere sahiptirler. Hepimizin bildiği gibi İspanyolca'da bir zaman içerisinde düzenli görülen bir fiil, bir başka zaman içerisinde düzensiz ve bir zaman içerisinde düzensiz olan bir fiil de bir başka zaman kalıbı içerisinde düzenli bir fiil olarak karşımıza çıkabilir. Bu durum geçmiş zamanların kendi içerisinde de mevcuttur. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Görmüş olduğunuz geçmiş zamanların bir tanesinde düzensiz görmüş olduğunuz bir fiil, bir başka geçmiş zamanda düzenli bir niteliğe bürünebilir. Ya da düzenli gördüğünüz bir fiil, bir başka geçmiş zaman kalıbı içerisinde düzensiz bir fiil haline gelebilir. Dersimiz geçmiş zamanlara giriş yapma niteliğinde olduğu için verilen kısa ve temel bilgiler doğrultusunda düzenli fiil çekimlerine yer verilmiştir. Her halükarda her bir geçmiş zaman takip eden derslerimizde detaylı işleneceği için her geçmiş zaman içerisindeki sık kullanılan düzensiz fiiller ait olduğu zaman kalıbının dersi içerisinde detaylı biçimde işlenecektir. Yani burada gördüğünüz, bu derste gördüğünüz geçmiş zamanlar ana hatlarıyla temel bilgiler vermeye yöneliktir arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu 4 temel geçmiş zaman tek tek bundan sonraki derslerimizde ayrıntılı biçimde işlenecek, alıştırmalar yapılacak ve o yüzden bu derste kafanız karışırsa hemen panik yapmayın lütfen. Biraz bekleyin. Biz şu anda sadece zihninize bir zihninizdeki bilgilere yavaş yavaş bir serpme yapıyoruz. Bilgi ekiyoruz şu anda. O bilgileri büyüteceğiz müteakip derslerimizde. O yüzden şu anda ana hatlarıyla notlar alacaksınız. Müteakip derslerde ayrıntılı olarak öğreneceksiniz her zaman yaptığımız gibi. Geçmiş zamanların öğrenilmesi ve doğru kullanılması özverili bir çalışma, emek ve zaman gerektirir. Farklılık gösteren fiil çekimleri ve düzensiz fiillerin zenginliği sizleri tedirgin etmesin sevgili öğrenciler. Öğrenmeye devam ettiğiniz sürece pratikler ve alıştırmalarla
doğal bir alışkanlık edinecek ve doğal olarak bu çekimleri kullanmaya başlayacaksınız. Yani burada panik yapıp da ay çok zormuş, ay ne kadar çok düzensiz fiil varmış, aman Allah'ım ne kadar çok değişiklik gösteriyormuş diye düşünmeyin. Çünkü bu sadece bir özet bilgi, manzaranın genelini görmeniz açısından yapıyorum bu giriş derslerini. Nasıl gelecek zamanlara giriş dersi yaptık, manzaranın genelini gösterdik. Bunda da geçmiş zamanlara bir giriş yapıyoruz ve manzaranın genelini gösteriyoruz. Siz zaten bunları ayrıntılı öğrenmeye başladığınızda doğal alışkanlıklar geliştireceksiniz. Ben her zaman ne diyorum? Bir hatırlayalım. Roma bir günde kurulmadı ve bir günde de yıkılmadı. Aynı zamanda hep ne diyorum? İspanyolca öğrenilmez. İspanyolca insanın kanına, ruhuna, zihnine işler. Bir gün bir kalkarsınız ki İspanyolcayı anlamaya başlamışsınız. İspanyolca düşünmeye başlamışsınız. İspanyolca konuşmaya başlamışsınız. Hadi geçelim diğer slaytımıza. Los pasados en español, İspanyolca'da geçmiş zamanlar. İspanyol dilinde 4 temel geçmiş zamanın öğrenilmesi öncelikli olmakla birlikte, birleşik zamanlar ve istek kipleri içerisinde geçmiş zamanların ileri seviyelerde gerek şekil değiştirerek gerek şeklini koruyarak var olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Yani geçmiş zamanlar sadece 4 ana başlıkta vardır ve bir daha da yoktur diye bir şey yoktur. Tıpkı bizim Türkçemizde olduğu gibi birleşik zamanlarda ya da istek kiplerinde yine karşımıza çıkacaklardır zaman zaman. Bazen şekil değiştireceklerdir, bazen de şekillerindeki, özlerindeki şekli koruyacaklardır. Dersimize başlarken kimi kural ve temel özelliklerin akılda daha iyi kalması amacıyla defterinizi yatay konuma getirerek 4 ayrı sütuna ayırmanız önemlidir. Şekilde gördüğünüz gibi. Söz konusu temel bilgiler geçmiş zamanları öğrenme sürecinde her daim sizin referans sayfanız olacaktır ve kısa hatırlatmalar ile her bir zamanın ana hatlarını hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi zaman zaman dönüp bakma gereği duyabilirsiniz. Bu geçmiş zaman nasıldı? Ay o nasıldı? Ah kafam çok karıştı diyebilirsiniz. Bunun olmaması için şimdi lütfen defterlerinizi yatay bir konuma getirin. Temiz, boş bir sayfa açın. O sayfayı 4 ayrı sütuna bölün burada gördüğünüz gibi ve başlıkları da preterito perfecto, preterito pluscuamperfecto, preterito imperfecto, preterito indefinido şeklinde en üstlere atın bu başlıkları. Altları boş kalacak ki şimdi dersimizde kısa notlar alacağız o sütunlardaki boşluklara. Hadi geçelim diğer slaytımıza. Pek çok müfredatın aksine ya da farklı olarak pek çok müfredattan preterito perfecto ile başlıyoruz. Yani yakın dili geçmiş zaman. Preterito perfecto Türkçe'de dili geçmiş zamana karşılık gelmektedir. Türkçe'de olayın ya da durumun yakın geçmiş veya uzak geçmiş zamanda gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın tek başlık altında kullanılan bir dili geçmiş zaman vardır bildiğiniz gibi. Ama bu dili geçmiş zaman İspanyolca'da bizim iki şekilde karşımıza çıkar. Bu ne demektir? İspanyolca'da iki tane dili geçmiş zaman vardır. Bunlardan bir tanesi preterito perfecto'dur. Yani yakın dili geçmiş zamandır. Yakın geçmişte olan preterito perfecto, belirsiz geçmiş zaman olan dili geçmiş zaman ise pasado indefinido ya da preterito indefinido olarak anılır. Şimdi preterito perfecto dediğimiz zaman almamız gereken not şu şekildedir. Bazı notlar şu şekildedirler. Preterito perfecto zamanın en belirleyici özelliği. Yani bu zamanın en belirgin özelliği şudur arkadaşlar. Geçmişte husule gelmiş bir olayın, eylemin yani meydana gelmiş bir olayın ya da eylemin veya durumun şu anki zamanı etkileyip etkilemediğidir. Bu ne demektir? Geçmişte bir şey oldu ve benim hala mevcut zamanımı etkiliyorsa ya da henüz bitmişse bu preterito perfecto'dur. Örneğin bu sabah çok güzel bir kahvaltı yaptım dediğim zaman bu preterito perfecto'dur. Sabah yaptığım kahvaltı beni gün boyu etkilemektedir. O an kahvaltıyı yapıp bitirmiş olsam bile o anda meydana gelen kahvaltı yapma eylemi beni gün boyu etkilemektedir. İşte bu preterito perfecto'dur. Peki şöyle bir örnek verecek olursak ki bu detaylı örnekleri zaten preterito perfecto dersimizde de işleyeceğiz.
1950'lerde başlamış bilim adamlarının başlattığı bir deney. Hala devam ediyorsa pretérito perfecto kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Geçmişte başlayıp mevcut durumu etkiliyorsa pretérito perfecto kullanılır. Pretérito perfecto, haber fiilinin, bakın biz ne demiştik? Bir ser var, bir estar var, olmak, mevcudiyet. Ama biz o derslerimizde demiştik ki aslında bir olmak fiili daha vardır ki o da haber fiilidir demiştik geniş zamanı işlerken. Ama haber fiili demiştik geniş zamanda karşımıza I, no I şeklinde çıkar. Fakat geçmiş zamanlarda yardımcı fiil olarak çıkar diye çok kısa sözlü olarak bir bilgi vermiştik. Hatta yazılı olarak da bir not düşmüş olabiliriz. Şimdi geldik o noktaya. Preterito perfecto haber fiilinin yardımcı fiil durumunda şahıs zamirlerine bağlı olarak çekime girmesi, yani haber fiili çekime giriyor şahıs zamirlerine bağlı olarak. Ve yanına aldığı asıl fiilin, bu demektir ki benim bir yardımcı fiilim var, bir de asıl fiilim var, haberin yanına aldım. Asıl fiilin participio adı verilen, yani geçmiş zaman takısı adı verilen ado, ido çekimleriyle çekimlenmesiyle oluşur. Bu durumda kurulum nasıl olmalıdır? Haber fiili yo ile kullanıldığında e'ye dönüşür preterito perfecto'da. Tu ile kullanıldığında asa dönüşür. El, e'ye ya da ustetle kullanıldığında a'ya dönüşür. Yani he a diye yazılır ama a diye okunur. Nosotros olduğunda emos şekline girer. Vosotros da abeis olur. Eyyus, eyyas veya ustedes'e de an şekline girer ve yanına bir asıl fiil alır. O fiilde fiil yine tekrar çekime girerek ado, ido eklerinden bir tanesini alarak participio haline gelmiş olur. Ne demek participio? Geçmiş zaman haline gelmiş olur. Preterito perfecto içerisinde kullanılan asıl fiilin participio hali, preterito plus quam perfecto'da da aynıdır. Yani bu fiil participio yazdığım kısım var ya, o fiiller preterito plus quam perfecto'da değişmezler. Ama haber fiilinin çekimi plus quam perfecto'da ufak bir farklılık gösterir ki şimdi ona değineceğiz. Değişen sadece haber yardımcı fiilinin çekimidir. Hadi geçelim plus quam perfecto'ya, çünkü birbirine yakındır çekimleri. Anlamları farklı da olsa çekimleri yakındır. Bir de ona bakalım plus quam perfecto nasılmış. Preterito plus quam perfecto. Mişli geçmiş zaman ya da mişli geçmiş zamanın hikayesi. Preterito plus quam perfecto Türkçe'de mişli geçmiş zamanın hikaye anlatımına yapmıştı, gitmiştiniz, gelmiştim gibi. Bakın hem miş var hem dili geçmiş zaman var. Biz buna ne diyoruz? Mişli geçmiş zamanın hikayesi diyoruz. Zaman zaman da dili geçmiş zamanı rivayeti şeklinde de çıkabilir kimi kaynaklarda karşınıza. Türkçemizde var bu. Buna karşılık gelmektedir. Bununla birlikte bu zamanın rivayet zaman adını verdiğimiz, bizzat şahit olmadığımız ama duyumlar ve anlatılar dahilinde bize aktarılan olay, eylem, durumları ifade etmekte kullanılmasıyla da sıkça karşılaşırız. Yani mışlı, mişli geçmiş zaman olarak kullanıldığına da şahit oluruz. Eve geldiğimde evin badanası zaten bitmişti. Bakın, ne oldu şimdi? Eve geldiğimde, ben eve geldim ama benden önce bitmiş olan bir şey var. O da ne? Evin badanası. Yani benim gelmemden önce bitmiş olan bir hal, bir durum, bir eylem durumu var. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bitmiş. Ama benim haberim var, bitmişti. İşte bu bahsettirmişti geçmiş zamanın hikayesidir. Peki ben bunu başka nasıl kullanabilirim? Ayşe dedi ki, Semra yeni bir ev almış. Bunun yerine de kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Bunu bu şekilde kullanıldığıyla da karşılaşacaksınız. Plus quamperfecto. Almamız gereken notlara gelirsek, preterito plus quamperfecto zamanın en belirleyici özelliği, geçmişte olmuş ve bitmiş bir olayın veya eylemin veya durumu ifade etmesidir. Yani geçmişte olmuş ve bitmiş bir olayı, eylemi veya durumu ifade edecek. Şimdi biz bir öncekine ne demiştik? Mevcut durumu etkiler demiştik. Geçmişte başlar, mevcut durumu etkiler. Ya da geçmişte olur biter, çok yakın zamanda olur biter ama mevcut durumu etkiler demiştik. Bunda ise geçmişte olmuş bitmiş bir olayı, eylemi, durumu ifade ediyor. Bilhassa geçmişte gerçekleşmiş.
tamamlanmış, olmuş ve bitmiş birden fazla olay, eylem, durum söz konusu ise preterito plus quamperfecto daha önceki bir geçmiş zamanı ifade etmekte kullanılır. Tıpkı yukarıdaki örneğimiz gibi eve geldiğimde, şimdi ben eve geldim, bu değil geçmiş zaman. Evin badanası zaten bitmişti. İşte bu plus quamperfecto. Eğer o sırada iki geçmiş zaman varsa o cümlede, bu durumda daha eskiyi ifade etmek için preterito plus quamperfecto'dan yardım alınır. Preterito plus quamperfecto zaman zaman, bilhassa hikayeci anlatımlarda, hikayelerde, mitolojide, tarih anlatımlarında, masallarda passado indefinido dediğimiz dili geçmiş zaman yerine de kullanılabilir. Romalılar şunu yapmıştı, Sümerler bunu yapmıştı. İşte Alice o sırada Alice Harikalar Diyarında dolaşmıştı gibi anlatımlarda plus quamperfecto ile sıkça karşılaşırız. Preterito plus quamperfecto haber fiilinin yardımcı fiil durumunda şahıs zamirlerine bağlı olarak çekime girmesi ve yanına aldığı asıl fiilin participio adı verilen ado ido ekleriyle çekimlenmesiyle oluşturulur. Yani bu anlamda kural olarak preterito perfecto'ya benzemektedir. Benzemektedir. Peki o zaman fark nedir? Haber fiilinin şekil değiştirmesidir. Yo abia tu abias el eya veya usted abia, yine yoldaki gibi tildelere de dikkat edelim. Nosotros abiamos, vosotros abiais, ellos, ellas veya ustedes abian şeklinde haber fiili çekime girer. Ve bunun yanına asıl fiili alır ve o asıl fiil de participio adını verdiğimiz geçmiş zaman bildiren ado, ido eklerinden birisini alır. Preterito plus quamperfecto içerisinde kullanılan asıl fiilin participio hali preterito perfecto'da aynıdır. Değişen sadece haber yardımcı fiilinin çekimidir. Bunu biraz örnekle pekiştirelim. Hadi geçelim diğer slaytımıza. Preterito perfecto y preterito plus quamperfecto. Ejemplos. Şimdi bir örneklere bakalım. Yani yakın dili geçmiş zamanla. Mişli geçmiş zaman hikayesi dediğimiz zaman yapmıştı etmişti zamanın aralarındaki farka ve benzerliklere bir bakalım. Mesela hablar fiilini ele alalım. Düzenli bir fiildir. Arlar ado eki alırlar. Şimdi preterito perfecto çekiminde ne yapıyorum? E hablado konuştum. Has hablado konuştum. Ha hablado konuştu. Hemos hablado konuştuk. Habéis hablado konuştunuz. An hablado konuştular. Peki hablar fiilini preterito plus quamperfecto'da çekime aldığımda nasıl yapıyorum? Bakın asıl fiil olan hablar değişiklik göstermiyor. Yine ado ile kalıyor. Değişen ne? Haber fiilinin çekimi. Habia hablado konuşmuştum. Habías hablado konuşmuştun. Habia hablado konuşmuştu. Habíamos hablado konuşmuştuk. Habíais hablado konuşmuştunuz. Habían hablado konuşmuşlardı. Bir de erli bir örneğe bakalım. Hani ado ido geliyor diyoruz ya. Erle irle biten fiillerde de ido geliyor. Bunda da ido takısı getireceğiz. Şimdi vender satmak. Preterito perfecto çekimine baktığımızda e vendido sattım. Has vendido sattın. Ha vendido sattı. Hemos vendido sattık. Habéis vendido sattınız. Han vendido sattılar. Preterito plus quamperfecto çekimine baktığımızda bakın vendido yine değişmedi. Ido yine aynı kaldı. Yani asıl fiil vender satmak aynı kaldı farkındaysanız. Haber değişti sadece. Había vendido satmıştım. Habías vendido satmıştın. Había vendido satmıştı. Habíamos vendido satmıştık. Habíais vendido satmıştınız. Habían vendido satmışlardı. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bunlarda düzensiz fiil yok mu? Var. Ama şu anda kafanızı karıştırmanın alemi yok. Zaten bunlar tek tek işlenecek müteakip derslerde. Orada zaten istemediğiniz kadar düzensiz fiili görmüş olacaksınız kendi içinde gruplandırarak. Hadi geçelim diğer slaytımıza. Preterito imperfecto. Şimdiki zamanın
hikayesi. Şimdiki zaman ne demek? Yapıyorum, gidiyorum, geliyorum. Bunun hikayesi nasıl olacak? Dili geçmiş zamanla birleştirdiğimde yapıyordum, gidiyordum, ediyordum. İspanyolca'da zamanlar söz konusu olduğunda imperfecto ifadesi tamamlanmamış eylemleri, durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Öte yandan bu tanımlama bahsettiğimiz zamanlar, geçmiş zamanlar olduğunda öğrenen kişilerin aklını karıştırmaktadır. Bu kafa karışıklığını bir nebze önleyebilmek için preterito imperfecto'yu tamamlanmamış değil de geçmişte devam eden, geçmişte süre giden olaylar, eylemler, durumlar olarak referans alınız. Ne demek bu? Dün gece ders çalışıyordum. Geçmişte devam eden bir eylem. Şimdi biz şimdiki zamanda devam eden eylemde ne yapıyoruz? Çalışıyorum, değil mi? Bunu geçmişe alırsam çalışıyordum. Mesela bir durumdan bahsedecek olursak, hepimiz çok sevinçliydik. Bakın sevinçli olmak bir süreç kapsar. O yüzden hepimiz çok sevinçliydik. Normalde ben bunu şimdiki zamanda yapsam ne derim? Hepimiz çok sevinçliyiz. Geçmişe alırsam şimdiki zamanı, hepimiz çok sevinçliydik. Şimdi notlara gelirsek, almanız gereken notlar şöyle. Preterito imperfecto tek başına kullanıldığı gibi, yani dün şunu yapıyordum, bunu yapıyordum, orada geziyordum, burada tozuyordum gibi tek başına kullanılabileceği gibi, geçmişte aynı anda olan durumlar veya olaylar içinde hangi fiil veya durumun süre giden olduğunu ifade etmekte kullanılır. Mesela sen aradığında ders çalışıyordum. Bakın aynı anda olmuş iki eylem var, değil mi? İki fiil var. Sen aradın ama ben de o sırada ders çalışıyordum. Bunlardan hangisi bir anda olup biten eylemdir? Arama eylemi. Hangisi süreç gerektiren bir fiildir? Çalışmak eylemi, fiili, değil mi? Sen aradığında ders çalışıyordum. Geçmişte iki şey olmuş aynı anda. O esnada hangisinin süre gittiğini bildirmek için biz preterito imperfecto'yu kullanırız. Preterito imperfecto'da fiil çekimleri çekim ekini fiil köküne alırlar. Ayrıca yardımcı fiil kullanılmaz. Yani doğrudan fiil çekime giriyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Ar ile biten fiillerde yo aba alıyor, tu abas alıyor, el, eya veya usted aba alıyor. Yine birinci tekil gibi. Nosotros abamos alıyor, vosotros abais alıyor, ellos, ellas veya ustedes de aban alıyor. Şimdi mesela andar fiilini ele alalım. Yürümek. Yo andaba. Yürüyordum. Tu andabas. Yürüyordun. El andaba. Ella andaba. Usted andaba. Yürüyordu. Ya da zaten aileniz yürüyordu. Nosotros andabamos. Bizler yürüyorduk. Vosotros andabais. Sizler yürüyordunuz. Ellos, ellas andaban. Onlar yürüyorlardı. Ustedes andaban. Zaten aileleriniz yürüyorlardı gibi. Peki ben eğer bir er veya ir ile biten bir fiille karşılaştığımda ne yapacağım? Bu durumda da ia getireceğim. Yo ia, tu ias, el, ella veya usted ia, nosotros iamos, vosotros iais, ellos, ellas, ustedes ian. Bu ne demek? Salir fiilini ele alalım. Yine iri attık. Er, ir ya da ar atıyoruz, değil mi, master halini? Yo salia, çıkıyordum. Tu salias, çıkıyordun. El, ella salia, o çıkıyordu. Ya da usted salia, zaten aileniz çıkıyordu. Nosotros saliamos, çıkıyorduk. Vosotros saliais, çıkıyordunuz. Ellos, ellas salian, çıkıyorlardı. Ustedes salian, zaten aileleriniz çıkıyorlardı gibi. Hadi geçelim diğer geçmiş zamanımıza. Preterito indefinido, belirsiz dili geçmiş zaman. Zaman zaman bunu passado indefinido olarak görebilirsiniz kaynaklarda. Veya passado simple, tıpkı İngilizce'deki simple past tense gibi passado simple şeklinde de görebilirsiniz. Preterito indefinido, İspanyolca'da indefinido ifadesi, bakın definido belirli demek. Indefinido belirsiz. Kesin olmayan, tanımsız veya belirsiz durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Geçmiş zamanlar konusu içerisinde
belirsiz geçmiş zaman olarak ifade edilen bu dili geçmiş zaman, preterito perfecto olarak andığımız yakın geçmiş zamanla farklı olarak, mevcut durum üzerinde etkisi olmayan, geçmişte olup bitmiş eylem, olay, durumlar için kullanılır. Yani baktığınız zaman geneline Türkçeden farkı, geçmiş zamanların İspanyolcadaki farkı iki tane dili geçmiş zaman olmasıdır. Biz Türkçede yakın ya da uzak olmasına bakmaksızın dili geçmiş zamanı yakın ya da uzak geçmiş için kullanabiliriz. Ama İspanyolca yakın geçmiş için preterito perfecto'yu ve mevcut duruma etkiliyorsa bilhassa ve belirsiz uzak ya da yakın fark etmeksizin herhangi bir tanımlaması olmayan belirsiz geçmiş dili geçmiş zaman içinde indefinido'yu kullanır. Dün gece ders çalıştım. Indefinido kullanabilirsiniz. Romalılar günümüzden 2000 yıl önce yaşadılar demek için de indefinido'yu kullanabilirsiniz. Ama mesela Romalılar günümüzden 2000 yıl önce yaşadılar dediğimizde artık Roma mevcut olmadığı için mesela burada preterito perfecto'yu kullanamazsınız. Ama indefinido'yu kullanabilirsiniz. Olmuş, bitmiş artık. Bir zamanlar dinozorlar vardı. Bakın bunun için bile indefinido'yu kullanabilirsiniz. Almamız gereken notlara gelirsek, preterito indefinido, geçmiş zamanlar içerisinde en yaygın kullanılan ve pek çok zaman dilimine uyarlanabilen bir geçmiş zaman türüdür. Preterito indefinido'da pek çok kuralsız fiil çekimi olmakla birlikte fiiller çekim ekini fiil kökünü alırlar. Ayrıca yardımcı fiil kullanılmaz. Düzenli fiillerin şahıs zamirlerine göre aldıkları çekim ekleri şu şekildedir. Yo e tu aste, el ella usted o, nosotros amos, vosotros asteis, ellos, ellas veya ustedes aron. Bakın çok farklılık gösteriyor değil mi? Ama zamanla alışacaksınız. Yani ben itiraf etmek gerekirse ben ilk geçmiş zamanlarda böyle bu şekilde gördüğümde, gerçi bu şekilde değil tek tek göstermişlerdi ama indefinido'da gerçekten bir ara yıldığımı hatırlıyorum. Hatta hep bunun üzerine bir espri yaparım. Yani kaçmaya çalıştım, beni tutup getirmişler. İşte döverek öğrettiler falan diyerek şakalar yaparım. Bir şekilde süreç içerisinde bunları öyle ya da böyle öğrendik hepimiz. Siz de öğreneceksiniz. Er ve ir ile biten fiillerde ise yo, i, tu, iste, el, ella, usted, io, nosotros, imos, vosotros, isteis, ellos, ellas, ustedes, ieron şeklinde fiil köküne bir çekim alır. Düzenli fiiller için söylüyorum. Şimdi örnek verecek olursak hablar'dan yola çıkalım. Ar'la bitiyor. Yo hablé, konuştum. Tu hablaste, konuştun. El habló, ella habló, o konuştu. Usted habló, zaten aileniz konuştu. Nosotros hablamos, bakın prezenteye benziyor. Vosotros hablasteis, siz konuştunuz. Ellos, ellas, hablaron, onlar konuştular. Ya da ustedes hablaron, zaten aileleriniz konuştular. Er ve ir ile biten fiillerde bir örnek verecek olursak, yine salir'den yola çıkalım. Yo salí, çıktım. Tu saliste, sen çıktın. El, ella salió, o çıktı. Ya da usted salió, zaten aileniz çıktı. Nosotros salimos, bakın yine çok benziyor geniş zamana prezente. Hatta aynı yani, bir nosotros kullanımı prezente ile aynı. Vosotros salisteis, siz çıktınız. Ellos, ellas salieron, onlar çıktılar. Ustedes salieron. Evet, genel hatlarıyla dört temel geçmiş zamanımız bunlar. Bir sonraki derste tek tek ele alarak daha derinle ineceğiz, irdeleyeceğiz, örnekler vereceğiz, ödevler vereceğiz ve artık geçmiş zamanlara girmiş olacağız. Ve aslında bu derste girmiş olduk ama ve çok da kolay çıkamayacağız. Umarım dersten keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ne diyoruz? Hasta pronto amigos. Ciao. Ciao.